Dünya basını nasıl gördü? Kavala'yı ve Gezi davasında alınan kararları onları aktaracağız teker teker. Öncelikle ilk başladığımız gazete The Wall Street Journal değerli izleyenler. Amerika'da ve dünyanın en önde gelen finans yayınlarından biri şöyle bir başlık düştü. Erdoğan muhalifine mebet hapis cezası verdi. Karar büyük ihtimalle Batı ile ilişkileri kötü etkileyecek şeklinde duyurdu Amerikan merkezli gazete The Wall Street Journal. Ve pazartesi günkü karar duruşmasının da Türkiye'deki yargının ne kadar erozyona uğradığının bir sembolü olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi devam edelim. Fransız gazete Le Monde nasıl gördü bu kararı? O da şöyle dedi. Osman Kavanan'ın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasından takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması ve diğer isimlerin de 18 er yıl hapis cezasına çarptırılmaları ve tutuklamaları kararlarını ayrıntılı bir şekilde taşıdı. Manşetine adalet komedisi. Evet doğru duydunuz. Dün Paradise the Justice yazıyor zaten. Adalet komedisi olarak aktardı. Lamont, bu gelişmeyi. Şimdi devam edelim. Bir diğer dünya gazetesi, Rus devlet ajansı Ria Novosti'nin gazetesi. Ria Novosti gazetesi o da yine taşıdı. Bu gündem maddesini, Türkiye'de yaşanan önemli gündem maddesini Osman Kavala'yı insan hakları aktivisti olarak nitelendirdi. Öncelikle onun altını çizelim. Geçen Ekim ayında Fransa, Finlandiya, Danimarka gibi birçok büyük elçiliklerin Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapmasını da hatırlattı. On büyük elçi krizine neden olduğunu da söyledi ama dediğimiz gibi Osman Kavala bir insan hakları aktivistidir diye gördü. Rus devlet ajansı Ria Novosti gazetesi. Şimdi devam edelim son bir gazete daha var. Onu da aktaracağız. Bu da Independent gazetesi. O da yine İngiltere merkezli bir gazete. İngilizlerde kararı Türk mahkeme hayır severe ömür boyu hapis cezası verdi başlığıyla duyurdu. Yani Osman Kavala'yı The Independent gazetesi hayırsever olarak nitelendirdi. E bu arada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedüründe hatırlattığı The Independent ve kararın Türkiye'nin batı ile ilişkilerini kesinlikle kötü etkileyeceğine de işaret etti. Yani dünya basını Türkiye'nin bu karar sonrası batı ile ilişkilerinin bozulacağını öngörüyor. Böyle düşünüyor. Osman Kavala'yı da insan Tanıkları aktivisti, hayırsever, iş insanı olarak nitelendiriyorlar. Biz de sizlerle paylaştık. Öne çıkan dünya gazetelerindeki durumu ve manşetleri.